Akar'dan Ege Denizi üzerinde uçuş. Milli Savunma Bakanı Akar, T-38 jet eğitim uçağıyla Ege Denizi üzerindeki uçuşa katılarak 2019-2020 uçuş eğitim yılının açılışını gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2019-2020 uçuş eğitim yılı açılış törenine katılmak üzere dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz de Çiğli'deki 2. Anajet Üs Komutanlığı'na geldi. Bakan Akar'ı komutanlığa gelişinde İzmir Valisi Erolay Yıldız, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve öteki yetkililer karşıladı. Tören mangasını selamlamasının ardından üs personeline hitap eden Bakan Akar, silahlı kuvvetlerin gece gündüz, dağ bayır, yaz kış demeden Türkiye'nin ve milletinin egemenliği, bağımsızlık ve güvenliği için ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla yoğun bir mücadele içinde olduğunu söyledi. Peygamber Ocağı olarak da adlandırılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda milletin emrinde görevinin başında olduğunu belirten Akar, kazanılan başarılardaki en büyük payın şehit ve gazilere ait olduğunu söyledi. Şehitleri milletle yad eden, gazilere sağlık ve esenlik dileyen Akar, "Bizler de onların emaneti olan hizmet bayrağını bir adım daha ileri götürmek, onların kanının bir damlasını bile yerde bırakmamak için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz." dedi. Akar, terörle mücadelenin sınır ötesinde de artan bir ivme ve kararlılıkla devam ettiğini belirterek, Irak'ın kuzeyinde Pençe 1, Pençe 2 ve Pençe 3 faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyine yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru olmasına müsaade etmeyeceğiz. Alınması gereken tüm tedbirler alındı, alınmaya devam ediyor ifadelerini kullandı. Amerika ile devam eden güvenli bölge çalışmalarına da değinen Bakan Akar şunları kaydetti. Bununla ilgili yapılan görüşmeler çerçevesinde belli mutabakatlar sağlandı. Belli bir takvim oluşturuldu. Bu husus komutan arkadaşlarımız tarafından hassas ve dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Bizim daha önceden Münbiç'te Rakka'da verilen sözlerle alakalı tecrübelerimiz, hafızalarımızda bilgiler var. Bunların hiçbirini unutmadık. Dolayısıyla büyük bir hassasiyet ve dikkatle verilen sözlerin yerine getirilmesini takip ediyoruz. Bize verilen bilgilerin her birini tek tek kontrol etmeden o işi kabul etmiyoruz. Bu çerçevede teröristlerin bölgeden uzaklaştırılması, oradaki tahkimatın tahrip edilmesi, ağır silahların toplanması, hem İHA'larımızın, hem helikopterlerimizin, hem de ilerleyen zamanlarda jetlerimizin uçması ve devriyelerin gerçekleşmesi ve üs bölgelerinin kurulması. Bunun için Birleşik Müşterek Harekat Merkezi Akçakale'de kuruldu. Oradaki arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içindeler. Sıralı tüm kademeler gelişmeleri yakın bir şekilde takip ediyor. Bize verilen sözlerin gerçekleşmesini takip etmekteyiz. Herhangi bir şekilde bize verilen sözlerde bir aksaklık olursa, bunlar yerine getirilmezse, bununla alakalı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin B planı da var, C planı da var. Onları da uygulamaya koymaya hazırız. Gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi kendi göbeğimizi kendimiz kesebilecek durumdayız. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki faaliyetlere de değinen Akar, Türkiye'nin uluslararası hukuktan, ikili anlaşmalardan ve problemlerin dostane çözümünden yana olduğunu kaydetti. Bunun hiçbir şekilde taviz veya zafiyet olarak anlaşılmaması gerektiğini ifade eden Akar, herhangi bir olup bittiği izin vermeyeceklerini, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının hakkını, hukukunu çiğnetmeyeceklerini belirtti. Akar şöyle devam etti, "Hazırlıklarımız da buna göre tamdır. Bu da bir tehdit değil. Biz sadece rasyonel bir şekilde iyi komşuluk ilişkilerinin devamını istiyor, karşı taraftan da buna uygun cevap vermesini bekliyoruz. Fatih, Yavuz sondaj gemilerimizi, Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç Reis sismik gemilerimiz görevlerini orada eksiksiz yapıyor. Hem ülkemizin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunun gereği neyse bunları yerine getiriyor. Bu konuda deniz kuvvetlerimiz başta olmak üzere hava kuvvetlerimizle yapılması gereken destek neyse bunları sonuna kadar verdik, vermeye devam edeceğiz. Oradaki haklarımızın gereği neyse bunları gerçekleştireceğiz. Herhangi bir oldu bittiye asla izin vermeyeceğiz. Kara ve deniz kuvvetlerinin olduğu gibi hava kuvvetlerinin de önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Akar, 108 yıldan beri gerek ülkemizde gerek dünyada NATO başta olmak üzere yapılan bütün uluslararası faaliyetlerde hava kuvvetlerimizle ne kadar övünürsek, gurur duyarsak azdır. Pilotlarımızın, hava kuvvetleri personelimizin seçkin ve saygın bir yeri var. Hepimize düşen bir sorumluluk bu seçkin.
ilişkin ve saygın yerin biraz daha ileri gitmesini sağlamak için gece gündüz demeden artan bir tempoda çalışmalarımızı sürdürmek. O kadar yoğun bir çalışma içindeyiz ki Kıbrıs Harekatı'nda yapılan hava desteği 211 sorti ile gerçekleştirilmişti. Sadece son 3 ay içinde ise 814 sorti yaptı hava kuvvetlerimiz. Bu büyük bir kahramanlık, büyük bir fedakarlık örneği. Bu kadar yoğun, etkili, başarılı, sonuç alıcı bir kuvvet olarak hava kuvvetlerimize milletimiz bizler müteşekkirdir ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından geleneklere uygun olarak kurban kesildi. Törenin ardından Bakan Akar ve komutanlar Arı Filo olarak bilinen 121. Jet Eğitim Filo Komutanlığı'na geçti. Arı Kovanı diye anılan komutanlık binasında uçuş tulumunu giyerek uçuş teçhizatını kuşanan Akar daha sonra briefing odasına gitti. Diğer pilotlarla katıldığı uçuş briefinglerinin ardından Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçük Akyüz, 121. Jet Filo Eğitim Komutanı Albay Mustafa Başlı ve pilotlar uçakların başına geçti. Kontroller sonrasında Bakan Akar ve Orgeneral Küçük Akyüz, T-38 jet eğitim uçağıyla Ege Denizi üzerindeki dörtlük kol uçuşuna katılarak 2019-2020 uçuş eğitim yılının açılış uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuş sırasında Arı-01 çağrı koduyla koldaki diğer uçaklarla telsizden görüşen Akar, başarılı bir uçuş eğitim yılı geçirmelerini diledi.